Peki hangi metinler edebi metindir? Hangi metinler edebi metin değildir? Ona bakalım. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi de metinlerin sınıflandırılmasına geçiyoruz. Yazılı olan şeyler metindir demiştik. Metinler sevgili arkadaşlar, amaçlarına, iletilerine, içeriklerine göre iki temel gruba ayrılırlar. Sanatsal, diğer ismiyle edebi metinler ve bilimsel, diğer ismiyle öğretici metinler. Biraz önce sorduğumuz soruyu şimdi tekrarlayalım sevgili arkadaşlar. Demek ki sözcüklerle oluşturulmuş her metin sanatsal metin ya da bilimsel metin değildir. Metinler kendi içerisinde gruplara ayrılırlar. Peki sevgili arkadaşlar, sanatsal metinlerle bilimsel öğretici metinleri birbirlerinden nasıl ayırt ederiz? Şimdi bunlara bakalım. Sevgili arkadaşlar, sanatsal metinler, konunun başında da söylediğimiz gibi, ünitenin başında da söylediğimiz gibi, her sanat dalı gibi sezdirmek, çağrıştırmak, hissettirmek ve bunlar çevresinde düşündürmek için yazılır. Buna karşılık sevgili arkadaşlar, bilimsel öğretici metinler bilgi vermek, açıklamak, ve öğretmek için yazılır. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar, bilimsel metinlerle sanatsal metinler arasında amaç noktasında temel bir fark vardır. Bununla birlikte sevgili arkadaşlar, sanatsal metinler güzellik ilkesiyle hareket ederken bilimsel metinler doğruluk ilkesiyle hareket ederler. Sevgili arkadaşlar, sanatsal edebi metinler bir gerçeği olduğu gibi yansıtmazlar. Sanatsal edebi metinler gerçeği yeniden kurgularken bilimsel metinler gerçeği olduğu gibi yansıtırlar. Sevgili arkadaşlar, sanatsal edebi metinler bir sanatçı elinden çıktığı için, bir sanatçının yorumuyla yeniden şekillenip yeniden kurgulandığı için özneldirler. Buna karşılık bilimsel metinler gerçeği olduğu gibi yansıttığı için nesneldirler. Sevgili arkadaşlar, sanatsal edebi metinlerde sözcükler çağrışım değeri yüklüdürler. Yani okuyucuya bir şeyler çağrıştırmak, bir şeyler sezdirebilmek için sözcükler çoğunlukla yan ve
mecaz anlamda kullanılırken bilimsel metinlerde sözcükler çoğunlukla gerçek anlamlarıyla kullanılırlar. Yine sanatsal edebi metinlerle bilimsel öğretici metinler arasındaki temel farklardan bir tanesi de şudur sevgili arkadaşlar. Sanatsal edebi metinleri okuyanlar bu metinlerden farklı farklı anlamlar çıkarırken bilimsel metinleri okuyan herkes bilimsel metinlerden aynı şeyi anlar. Okuyanlar bu metinlerden farklı anlamlar çıkarırken bilimsel metinleri okuyan herkes bu metinlerden aynı şeyi anlar. Sevgili arkadaşlar, bunlar sanatsal metinlerle bilimsel öğretici metinlerin temel farkları. Şimdi bunları sevgili arkadaşlar iki metin türü üzerinden örneklendirelim. Çok iyi bildiğimiz, bildiğimizi düşündüğümüz Forsa, Mehmet Akif'in Forsa öyküsünü anımsatacağım. Bir de herhangi bir gazete yazısını düşünelim arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, Forsa'da bir esir düşen bir Türk denizci anlatılmaktadır. Bu denizcinin özgürlük tutkusu, özgürlüğe olan inancı, sabrı ve en sonunda esaretinin bitmesi, esaretinden sonra yaşadığı zorluklar anlatılmaktadır. Şimdi sevgili arkadaşlar, Forsa'da bir takım şeyler düşündürülmek amaçlanmıştır. Bir takım şeyleri düşündürmeyi amaçlar Forsa. Oysa herhangi bir gazete yazısı bize herhangi bir olay hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Bununla birlikte Forsa hikayesi kaleme alınırken estetik bir amaç güdülmüş. Oysa bir gazete yazısında doğruluk en önemli ilkelerden bir tanesidir. Forsa'da sevgili arkadaşlar anlatılan kahraman gerçekte birebir yaşamamıştır. Forsa'nın olayları, kahramanları kurgulanmıştır. Oysa gazete yazıları bir gerçeği değiştirmeden olduğu gibi yansıtırlar. Forsa yazarının duygusunu ve yorumunu yansıttığı için öznel, bir gazete haberi gerçeği aynen yansıttığı için nesneldir. Sevgili arkadaşlar, Forsa'da sözcükler çağrıştırılmak istenen, sezdirilmek istenen düşünceler doğrultusunda yan ve mecaz anlamlarda kullanılmışken gazete yazılarında sözcüklerin ilk anlamlarıyla kullanıldığını görürüz. Çünkü sözcük ilk anlamıyla kullanılmalıdır ki insanlar başka başka şeyler anlamasınlar. Edebi metinlerde bilerek ve isteyerek yazar sözcükleri yan ve mecaz anlamlarıyla kullanır ki herkes kendi yaşadıklarına, tecrübesine, çağrışımlarına, hislerine göre farklı farklı anlamlar çıkarabilsin. Nitekim bu söylediğimiz şey aynı zamanda son temel farkı da beraberinde getirir. Edebi eserler tüm bunlardan dolayı sanat metni oldukları için farklı farklı anlamlar taşırlar. Oysa bilimsel metinler tüm bu nedenlerden dolayı, çünkü bilimsel metinlerin baştan sona
tek bir mesaj, doğruyu gerçeği olduğu gibi aktarmak vardır. Başarılı bir bilimsel metinden herkes aynı şeyi anlar. Çünkü bilimsel metnin amacı bir konuda bilgi vermektir. Sevgili arkadaşlar, bu karşılaştırmadan daha da iyi anladığımız gibi metinler sanatsal metinler ve bilimsel metinler olmak üzere iki temel gruba ayrılır ve sanatsal metinlerle bilimsel metinlerin temel farkları bunlardır. Şimdi sevgili arkadaşlar, sanatsal metinlerin çeşitlerine geçeceğiz. Sanatsal metinlerin özelliklerinden sonra. Burada aynı zamanda sanatsal ve bilimsel metinlerin özelliklerini de görüyoruz. Karşılaştırmakla birlikte.